Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün yine sizlerle bir konuda, nasıl desem, biraz geyik muhabbeti yapmak istiyorum. Pek yapmadığım bir şey ama öyle bitiyorlar. Küçükken arkadaşlar, ben küçükken benim sandığım bir şey vardı. Çok komik bir şekilde dövüş oyunlarına, atari salonlarına gidip oynuyordum. Yaşlıların gibi. Genelde ben dövüş oyunlarına takılıyordum. İşte böyle, nasıl desem, dövüş oyunlarındaki ortamların neredeyse gerçek filan sanıyordum. Hemen hemen gerçek filan sanıyordum. Hani, özellikle de son adamları, bossları filan, oyunun sonunda gelen adamları. Öyle bir dünyalar var, öyle bir ortamlar var ve öyle takılıyor, o adamlar öyle takılıyor sanıyordum. İşte ne bileyim, Mortal Kombat oynuyorsun, Shang Tsung. Büyücü Shang Tsung Çin'de bir yerde. Mortal Kombat 1'i oynuyorum işte. Mortal Kombat 1 Çin'de bir yer var ve öyle bir yer var. Her şeyde öyle, aynısı var filan sanıyordum. Yani filmlerde sanki biraz gerçek hayat işlenir ya. Tamam, onu 12 yaşında, 8 yaşında filan, hatta yok, 8, 9, 10 yaşında filan. Hani şeyde mesela şeyin neslin çakması klonu makinesinde Ayrıca Kung Fu diye bir oyun vardı mesela. Orada hani düşman geliyor. Düşman gelirken yanına şey yapıyor. Karate yapıyor. Pat 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 dövüşerek geliyor yolla. Yolla lan, yolla yürürken yani. Adamlara öyle insanlar var ve öyle takılıyorlar zannediyordum. Ben küçükken. Hani, ne bileyim. İşte adam bakkala gidiyor mesela. O dövüş oyunlarında canlandırılan karakterler gerçekte de varlar. Öyle bir ortam var. Hani bakkala gidiyor. Bakkala giderken patküt patküt girişe giriyor hava boşluğuna. Bakkala diyor iki ekmek ver bakayım diyor mesela. İki ekmek ver. Bakkal iki ekmeği uzattığı yerde yumruklar falan bakkala veriyor. Bakkal gege, Meftoğlu. Ya da işte adam yolda yürüyor. Yolda yürürken biri Çin'de mesela omuz atıyor birine. O onu dövüp pataklayıp ölüm vuruşu yapıyor direkt. Mortal Kombat'ta olduğu gibi. Öyle sanıyordum ben küçükken. Hani dövüş oyunlarının hele ki şey şu Hagar'lı falan vardı, Mustafa'lı vardı. Mustafa'lı dediğimin adı Dinosaurus and Cadillacs gibi bir şeydi. İçinde Mustafa diye bir karakter daha vardı oynadığımız. Onun yüzünden biz Mustafa diyorduk işte. Şey vardı ondan sonra efendime söyleyeyim. Hagar'lı dediğimiz 3 kişilik Final Fight'ti. Ha onun da adı. Mesela o Final Fight'ın sokakta yürüdüğü yerde herkese girişiyorsun abi. Herkese. Normal sokaktaki vatandaşlara girişiyor Final Fight'taki karakterler. Oyun aradığın yerde yalnız sokaklardan geçiyorsun. Şimdi ben de küçükken arkadaşlar sokak bir şehrin biri kafayı bozmuş, kafayı kırmış. Bir şehirdeki herkesi pataklıyor sanıyordum. Hani yoldaki herkesi döverek gidebilir bir kişi. Bir kişi işte bir şehri boydan boya yürüyebilir, hiç yorulmaz, bir şey olmaz ve işte yolda bulduğu kutu kolaydı, gazozdu, işte bir parça ekmek, bir parça kızarmış tavuk falan yediğin zaman gücün yerine geliyor, günlerce yürüyorsun böyle, sağa doğru gidiyorsun ve herkesi dövebiliyorsun abi, hiç sorun değil, gücün de yetiyor yani, yorulmuyorsun da. Ben öyle sanıyordum küçükken. Var mı aranızda da öyle zannedenler var mı ya arkadaşlar? Ya eskiden cep telefonu falan yoktu, internet yoktu. Hani hayal dünyamız daha manyakça güçlüydü sanki ya. Hani şu anki bir 10 yaşında çocuğa herhalde böyle bir şey desen o çocuk inanmaz bunlara yani. Ben kendim hayal alemimde kendim öyle uyduruyorum. Ve işte yani adamların yaşam stili öyle sanıyorum yani. Her zaman dövüşçü gibi takılıyorlar. Hep hazır ve nazırlar. Hani yan bakana hemen hışlıyorlar. Dövüp bir kenara atıyorlar. Mesela hiçbirinin araba almaya ihtiyacı yok. Bir yerden bir yere koşarak anında varabilirler filan. Çok tuhaf zamanlarımdı benim şahsen. Oyun, video oyunlarla ilk karşılaşan küçük çocuklar da genelde öyle şeyler sanıyordu belki o zamanlar. Çünkü dediğim gibi hani girdiğimiz atari salonları, oyun salonları, o mekanlar da öyle gizli saklı gibi karanlık mekanlardı ya hani. Biz de sanki bir şey yapıyoruz, sanki gizli saklı bir şey yapıyormuşuz gibi sanıyorduk. Ve öyle yerler de vardır herhalde diyorduk. Şimdi dünya küçük arkadaşlar. Çocuk, 10 yaşındaki çocuk internete giriyor. Çin
nasıl bir yerdir yazıyor. Çin'in resimleri, Çin'in sokak resimleri yazıyor. Bakıyor. Mortal Kombat 1'deki gibi değil. Herkes karate yapmıyor bir kere. Herkes en ufak işte gören göreni öldürse o zaman o kadar kalabalık olmazlardı. Sokaklara bakıyor, kimse kimseye bir şey yapmadı, resimler, videolar filan. Hatta biraz daha merak ederse eşeliyor, daha derinlere eşeliyor. Şeye giriyor, YouTube'a giriyor, videolarına bakıyor. Çin sokakları filan diyor, Çin'de gezmek filan diyor, bakıyor. Hiç alakası yok. Bitti gitti, o çocuğun oradaki yanılsaması oraya kadar sürüyor. Ama bizim zamanımızda arkadaşlar 90'larda öyle değildi. 90'larda telefon bile icat edilmeden öncesini söylüyorum bakın. Cep telefonu yoktu. Cep telefonu yoktu. Ben çok küçüktüm. O zamanlar işte büyük jeton normal oyunlardı mesela. Bir de yarım jeton vardı benim gittiğim salonlarda. Yarım jetona bir kişilik daha küçük makinelerde Atari 2600 oyunları vardı. Atari 2600'ün şu River Raid Bermuda falan vardı uçaklı. Onlar vardı. Öyle düşünün yani Atari salonlarını hatırlayanlar o Atari 2600 oyunlarının da olduğu. Hatta bildiğim kadarıyla Atari 2600 o şekilde jeton atarak oynanmaya da müsait. Üstünde bir Zamazingo tuşu vardı. Böyle şey basmalı değil de jeton atmaya şöyle bir zımbırtısı vardı. Onun devresini alıp jeton atma yerine bağlıyorlardı galiba. O da jetonlu makine oluyordu yani. Atari 2600 konsolunun kendisi jetonlu makine olmaya müsait bir cihazdı bildiğim kadarıyla. Çünkü ben daha önce o makineleri tamir edenleri görmüştüm küçüklüğümde. Bildiğin Atari 2600 içinde vardı. Hani Atari 2600'ün Atari salonlarında, oyun salonlarında kullanıldığı zamanlarda hatırlayacak kadar şeyseniz, eskiyseniz telefon yok, bir şey yok, internet yok. Benim küçüklüğümdeki kafayı kırmışlığım kadar siz de kafayı kırmışsınızdır tahminim diye düşünüyorum. Harbiden yani hayal dünyası olarak ya böyle ortamlar vardır dünyanın bir yerlerinde. Hatta yani büyüyüp okuyup bir meslek yapmaya falan da gerek yok yani. Herkes de öyle ilerliyorsun. Canı kafa bozulduğu yerde bütün memlekete de öyle ilerliyorsun abi. Bu kadar kolay hayat falan diye düşünüyorduk. Çok komik. Mesela Mario'yu ilk oynadığımda bitirdiğimde hem de şey düşünmüştüm. Hani bir ülkenin kralına saldırıyorsun, karısını kaçırıp alıyorsun. Karısını ya da kızını kaçırıp alıyorsun. Evlenmek herhalde böyle bir şey falan demiştim. Çünkü her şeyi bitiriyorsun, mantar çocuklar geliyor. Mario'yu, Mario kızı kurtaramıyor prensesi. Oyunun sonunda ama prensesi alıyorsun. Ha, demek ki birilerini pataklamak, karate, kung fu falan öğreneceksin kardeşim. Birilerinin karısına, kızına göz dikeceksin. Ve o adamları pataklayıp karısını alacaksın yani. Bu kadar basit. Ve işte oh iyi ki sen beni bu herifinden kurtardın diye de prensesler kucağına atlıyor. Öyle sanıyorduk. Yani hayal dünyamız öyleydi o zamanlar. Dediğim gibi ben küçükken baya küçükmüşüm. Ve baya da yani hayal gücüm yüksekmiş. Cep telefonunun, internetin böyle olmadığı zamanlar dünya kapalı kutu arkadaşlar. Dünya böyle küçük değildi. Şimdiki gençler, çocuklar istedikleri veriye anında ulaşabiliyorlar. Biz baya cahildik çünkü o zamanlar. Hakikaten burada normal yaşıyoruz. Çin'de herkes kung fucu. Japonya'da herkes samuray. İşte yan bakanı anında doğuruyorlar falan. Öyle sanıyorduk ciddi ciddi. Bu arada benim bu dövüşlü oyunda seçtiğim adam da neymiş abi? Sanpei. Abi herif şey ya. Cin musallatı gibi biri lan. El ayağı uzuyor. Nasıl bir yaratıkmış böyle? Kurbağa mıdır? Kaplumbağa mıdır? Kertenkele midir? Bak şimdi şuradan şuraya. Heh, basalım. Oha. Şuradan şuraya kadar ayağı uzuyor. İşte o zamanlarda olsaydı bir insanın kendini geliştirerek işte kung fu yaparak, alıştırma yaparak bacağının böyle 10 metre uzağa vurabildiğini, kolunun uzayıp 10 metre uzağa vurabildiğini falan hayal ederdim diye düşünüyorum ben küçükken. Cidden. Küçükken çok fantastikti bizim küçüklüğümüz. Şimdiki çocuklar bence çocukluğunu hiçbir şekilde yaşamıyorlar. Çünkü çocuklar çok narin yetişiyorlar ve hayal dünyaları falan kısıtlı. Çok hızlı olgunlaşıyorlar. Çok hızlı. Yani bizim zamanımızda çocuk dediğin cidden çocuktu. Şimdiki çocuk dediğin 10 yaşlarında falan internetle tanışmış, senden benden çok şey biliyor artık. Biz bayağı bir saftık küçükken. 90'larda çocukluğumuz geçti. Çocukluğumuzun geçtiği dönemlerde 80'lerin sonu 90'larda falan, 90'ların başlarında hiçbir şey yoktu. Bütün bu arkadaşlar gördüğünüz bütün bu zımbırtan olayı 90'la 2000 arasıdır. Bütün teknolojik gelişmeler çoğu öyledir. 90'da mağara adamı gibisin. Hani
Kumanda bile çoğu evde yoktu ya. TV'nin tüplü televizyon vardı o zaman herkes de. Bazı insanlar da siyah beyaz televizyonlara rastlıyordu. Çoğunun kumandası yoktu. Kumanda TV'lere kumanda bile sonradan geldi. Baya baya ilk geldi. 1990, 91, 92. 93, 94 hadi. Baya ilk geldi. 96, 7, 8, 9 bu yıllarda da bu telefonla telefonla hepsi geldi sırayla. Hepsi. Dediğim gibi arkadaşlar ben küçükken bu dövüş oyunlarındaki adamları baya baya gündelik hayatlarda da böyle takılıyorlar sanıyordum. Ve onları birer film oyuncusu falan sanıyordum. Yani öyle karakterler ciddi ciddi var sanıyordum ben. Gerçek dünyada bir yerlerde bunlar ciddi ciddi var sanıyordum.